kısmına geçeceğiz diye tahmin ediyorum. Şimdi ilk olarak başlayalım. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce de bildiğimiz seçim beyannamesi içerisinde yer alan bir açıklamasına benzer bir açıklaması oldu Emin Bey. O açıklamada dedi ki ev hanımlarımıza emeklilik hakkı getiriyoruz ve emekli olmak isteyen ev hanımlarımızın primlerinin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız diyor. Yani şeyi anlamadım burada. Üçte birin derken ev hanımı sonuçta çalışmıyor. Daha önceki çalıştığı primlere mi bakılacak? Nasıl olacak? Oradaki sistemi nasıl yapacaklar yani? Onu sormak istiyorum bir yandan. Üçte biri Evet, detayı ile merhaba. ilgili. Merhabalar. Evet, merhaba Murat Bey. İzleyicilerimize de merhaba diyorum. İyi akşamlar diliyorum. Şimdi ev hanımlarıyla alakalı sosyal güvenlik hukukumuzda ev hanımlarının emekliliği ile ilgili dönem dönem bazı gazetelerde ev hanımlarına emeklilik geliyor diye geçmiş dönemlerde bazı spekülasyonlar doğrultusunda bazı haberler yayınlanmıştı. İnternet ortamında da keza yine böyleydi. Şu an ev hanımlarına emeklilik var mı? Var. Hukukumuzda hepimizin bildiği gibi isteğe bağlı Bağkur var. İşte bağlı Bağkur üzerinden dışarıdan prim ödediğiniz takdirde işte Bağkur şartları bunlarda da geçerli. 25 yıl erkeklerde 9 bin gün, kadınlarda 7200 gün. Kısmi emeklilikler bunlar için de keza geçerli. 5400 günler. Bunlar üzerinden emeklilik şu anda mevcut. Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bahsettiği konu üçte birlik kısım. Yani sizin 8 ay bir yerde çalışıyorsanız veya isteğe bağlı prim ödüyorsanız onun 4 aylık kısmını otomatik olaraktan hazine tarafından veya sistem tarafından karşılanacak. Bununla alakalı şu anda mevzuatta bu mevcut mu? Sosyal güvenlik hukukunda engelli çocuğu olan annelerimizin bakım süreciyle ilgili şu an bu hak mevcut. Bunu bütün kadınlara geleceğiyle ilgili bir ipucu verdi. Bu zaten AK Parti'nin seçim beyannamesinde de aynı şekilde yazıyordu. Ne Yani doğum zaman olur? borçlanması Geriye ile dönük olur ilgili bir bu? şeydi. Doğum şeyiyle ilgili bir şeydi. Bir anda ev hanımlarına da dönmüş oldu. Biraz da detayları öğreniyoruz gibi sanki bu açıklamaların Evet. ışığında. Evet. Bu ne zaman olabilir? Bununla ilgili şu an meclis kapalı. Seçim sonrasında meclis açılır. İşte siyasi iktidar ya Millet İttifakı ya Cumhur İttifakı hangisi kazanırsa ki buradaki iki tarafta birbirlerine benzer taleplerde bulunuyorlar. Dolayısıyla hep vatandaşın lehine olan şeyler bunlar, seçenekler. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bununla ilgili mutlaka bir kanun çıkması lazım. Devamında Cumhurbaşkanı meclis, Cumhurbaşkanı imzası, resmi gazete ve sonrasında olacaktır. Ve kanunlar her zaman EYT kanununun dışında her zaman çıktığı tarihte sonrasını kapsayacaktır. Bu sebepten dolayı ev hanımlarının emekliliği ile ilgili o üçte birlik teşvikle alakalı bundan sonraki süreçler için geçerli olacaktır. Ev hayatına olmayacaktır. Şeyle ilgili işte annelerin doğum yapması, şu an hukukumuzda doğum borçlanması mevcut. 720 gün bir çocukta, 2 yıl 3 çocukta 2160 gün var. Ama bu sigortayla ilgili ilk önce sigorta olacak, ondan sonra doğumlar gerçekleşmiş olacak ve 2 yıl boşluk olması lazım. Çocuğun, bebeğin doğum tarihinden sonraki 2 yıllık süreçle ilgili. 3 çocuğa kadar bunlar yapılabiliyor. Bunun sisteminde bir değişiklik yapılabilir belki. Bunu İşte ilk önce doğum, sonra sigorta olanları aynı askerlik borçlanması gibi geriye doğru yürütülme olayı belki getirilebilir. Burada yine oradaki üçte birlik kısmı aynı fiili hizmet, işte devlet memurlarındaki veya madenlerde çalışanlarla alakalı hem yaştan düşme olayı olabilir hem hizmet gününe eklenti şeklinde çıkarma olabilir. Bununla ilgili bir taslak olması lazım. Kanun teklifi olması lazım. Kanunlaştıktan sonrasında bazı detaylar netleşecek ama yapılabilecek yani o dar alanda paslaşılacak noktalar belli. Ekstra olarak başka ne olabilir diye düşünüyorum. Yani orada çocuk sayısına göre derece kademe getirilebilir.
İşte doğum borçlanmasında söylediğimiz gibi önce doğum sonra sigorta olabilir. Kısmi sürelerin borçlanması olabilir. İşte bir yıldan az sürelerin borçlanması olabilir. Tabii bunların hepsi sadece bizim işte sahada ve kanunlarda gördüğümüz benzer şekiller olabilir. Yani kesinlik arz etmiyor burada. 25 yıl evlilik alınma şartı, çünkü aile koruma programı paketi adı altında AK Parti seçim beyannamesini açıkladı. Bundan dolayı gelmiş olabilir. Burada yine 2925 sayılı Tarım Bağkuru benzeri bir sistem de ekstra olarak getiriyor. Bu ne demek? İşte 2008 öncesinde işte 15 gün işte bölgesel anlamda Çukurova'da, işte Fındık'ta, Karadeniz'de işte o çiftçi SSK'sı dediğimiz 15 gün çalışıp diğer 15 günü hazine tarafından karşılanıyordu. 2008 sonrasında da her yıl birer puan artırılmak suretiyle 30 puana kadar çıkıyordu. Böyle bir sistem de getirilebilir ama tamamen hepsi, yani şu an için tahmin yürütüyorum ben.